Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de seyir halindeki bir araç aniden alev topuna döndü. Yanıyordu, onu bilgi vermiştik. Ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Olay Nevşehir Ürgüp yolu Kavak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükseldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Abi kolay gelsin. Bu Kavak'tan Ürgüp'e doğru inerken yolda bir araç yanıyordu. Onu bilgi vermiştik. Ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Abi kolay gelsin. Bu Kavak'tan Ürgüp'e doğru inerken yolda bir araç yanıyordu. Onu bilgi vermiştik. Ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Nevşehir'de boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı. Olay merkeze bağlı çiftlik köyünde meydana geldi. Annesinin yemek yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Fatih P.Ö. eline aldığı kuru fasulye ile oynarken boğazına kaçırdı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk buradaki ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Basın. Basın basın. Hacı Bektaş ilçesinin yol çilesi bir türlü bitmek bilmiyor. Nevşehir'in en çok ziyaret edilen ilçelerinden olan Hacı Bektaş'ın yol çilesi sürüyor. Önceki yıllarda şehir içinde yaşanan yol sıkıntısı Hacı Bektaş ilçesinin Kırşehir'e bağlayan çevre yolunda devam ediyor. Yol çalışması nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafikte araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Bu yüzden de sürücüler adeta isyan etti. Yol zaman zaman tek şerite düşüyor. Mevsimin ilk karının yağdığı Erciyes'in zirvesi beyaza büründü. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3000 metrenin üzerine yağan kar ile beraber zirve beyaza büründü. Gelinliğini giyen Erciyes'te çekilen görüntüler kartpostalları aratmadı.
Nevşehir'in o köyünde çobanların başı dertte, sürülere, hırsızlar dadandı. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yakatarlı köyünde son 6 aydır koyun hırsızları baş göstermeye başladı. Bir çobana ait tam tamına 37 koyun 6 ay içerisinde yok oldu. Hal böyle olunca Yakatarlalı çoban bu durum ile ilgili Gülşehir ilçe jandarma ekiplerinin bir çalışma yapmasını ve koyunlarının bulmasını istedi. İşte o çobanın konuya dair açıklamaları. Nisan ayının başında sürümdeki koyunlar eksilmeye başladı. Koyun ağlığına giren hırsızlar 6 ay içerisinde tam tamına 37 koyunumu çalarak kayıplara karıştı. Bu yörede koyunculuk ile uğraşan çok sayıda çoban var. Çalınan koyunlarımın hepsi de küpeli ve kayıtları mevcut. Tüm tedbirlere rağmen hırsızların önüne geçemedik. Bununla ilgili ilçe jandarma ekiplerini bir çalışma yapmaya davet ediyorum dedi. Abi patlatacağımız da çıkıyor lan. Nevşehir TOKİ girişinde yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ giriş noktasında ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Saat 23.15'te yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Yaralı şahsı ilk müdahaleyi ambulans ekipleri yaparken yol uzun süre tek şeritten işledi. Polis kazayla ilgili Nevşehir'de bir dönem görev yapan emniyet müdürü Metin Kalayoğlu hayatını kaybetti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak 3 yıl görev yapan vatandaşlar tarafından sevilen Metin Kalayoğlu, 62 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri ve tüm Nevşehirlileri yasa boğdu. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Ekim Çarşamba döviz ve altın fiyatları: gram altın alış 1675 lira, gram altın satış 1679 lira, çeyrek altın alış 2706 lira, çeyrek altın satış 2737 lira, euro alış 28.94, euro satış 29.04, dolar alış 27.59, dolar satış 27.61. Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.